Öyle. Vay be. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kaybediyorum. Bana sor böyle ben cevap. Abi sen bu... Aa, bir tane daha vardı. Bu kaçarsa vur muydu? Kaçarsa vur, evet. Sen ya bu gerçek mi o muhabbet? Onu da senden duyalım. Ya Allah işte aşkına. O muhabbeti de zaten onu da herkes bilen biliyor. Ya biraz şey olmuştu. Yani ilk yaptığımız parça değildi. Sonra evet. Bana başka bir parça geldi. O başka bir parçada da benim duyduğum, etrafımdaki insanlar sana sallıyor gibi tarzında bir şey söylemişti. Sen de ona salladın. Ben de ona salladım. Aslında o bence yani o şarkı bazında, keşke her şey o şarkı bazında kalsaydı. Güzel bir kültür çatışması bir olur. Bayağı. Hani ben senin fikirlerine çok yüksek değilim. Sen benim fikirlerime çok yüksek değilsin ama aynı parçada buluşuyoruz. Ve birbirimizi aslında yaşam tarzlarımızı, hani hayata bakış açılarımızı yarıştırdığımız bir parça olarak çok güzel kalabilirdik. Hala da öyle de işte keşke bu lanet o muhabbetler yaşanmayaydı amına koyayım. İstemezdim. Ama o dönemde ben de gerçekten şahsi olarak tam böyle babamı kaybettiğimin 10. gününde falandım böyle, anladın mı? Sinirli ve gergin. Başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun abi. Sinirimi nereye atacağımı bilmiyorum. Babamla da çok iletişimim olmadı bir dönem. Hayatım boyunca olmadı da. İşte insan kaybedince ne yapacağını bilmiyor. Ha, çok sinirliydim genel olarak hayata yani o dönemler. Öncünü adamdan mı çıkardın yani? Sadece o muhabbeti, ben o dönem yani sokakta kavga etmediğim bir günüm yoktu. Yani o spesifik olarak sadece o muhabbet değil. Dayak yiyordum, dövüyordum ama sinirimi bir şekilde yaşayamadığım şeyleri belki orada çıkartıyordum. Okey abi, çok iyi. Çok teşekkür ederiz abi bize. Dürüst şekilde aktardığınız için. Şeyin şans sesi iki kere geliyormuş bak. Abi onlar bazıları şey yapıyor.